Şimdi size desem ki bir ben, bir sen, bir de bebek dersiniz ki bu bir şarkı sözü. Ama eğer size dersem ki bir ben, bir satıcı, bir de şu araba bilin ki bu bir dolandırıcılık hikayesi. Para Babası kanalından merhaba arkadaşlar. Bu videoda başımdan geçen çok enteresan, çok çarpıcı, birçok Hollywood filminde bile göremeyeceğiniz bir dolandırıcılık hikayesini anlatacağım. Maalesef yıllar önce başımdan geçti ama hala da sapasağlam hafızamda. Onu sizlerle paylaşacağım ki bu videoyu izleyen birçok kimse kandırılmasın, aldatılmasın. O yüzden bu videoyu izlemeden önce bir tık uzun sürebilir belki, emin değilim. Süresi ne kadar sürecek bilmiyorum ama patlamış mısırını alsın keyifle izlemek isteyenler. Bazıları mendil alabilir, ağlatan sahneler olabilir. Bazı arkadaşlarımız not defteri alsınlar. Eğer ileride bu işleri yapacaklarsa dolandırılmamak için bazı notlar almaları gerekebilir. Şimdi isterseniz başlayalım. Fakat başlamadan önce daha önce de buna benzer çok çarpıcı hikayeler anlatmıştım. Bundan sonra da çok sıradışı hikayelerimiz olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar abone olmadan lütfen ilerlemeyin. Bize destek olun. Sevgili arkadaşlar, bundan yaklaşık 4-5 yıl önceydi. Belki de 5 yıl da geçti hatta, olabilir. Arkamda görmüş olduğunuz Range Rover tamamen simgesel bir araç. Aynı araba, 2006 model HSE Sport 2.7 motor bir araç aldım. Hikaye burada başlıyor. Bu arkamdaki araba tamamen simgesel olarak o arabanın o anısını canlandırmak adına getirdiğimiz bir araba. Başka bir araç. Ama yine ben hikayede dolandırıldığım kısımları anlatırken araç üzerinden örnekler vereceğim. Bundan 5 yıl önceydi. Audi A5 aracım vardı. Motor kapı kutu boyalıydı. 2.0 TFSI. Çok severek almıştım ama benim alım satım standartlarıma uygun değildi. O tarihlerde ben alma satmaya yeni başlamıştım. Ve hep temiz arabalar alıp satmak istiyordum. Yani satışı çok kolay. Boyasız falan filan, bu tarz pazarlamalar seviyordum. Ama o arabada gerçekten çok hoşuma gitti ve almıştım. Motor kaputu boyalı ya da değişikti. Bundan dolayı da satarken bir huzursuzluk yaşıyordum. Dedim ki ya bu arabayı çok elimde tutmayayım. Tam o sırada internette ilandayken aracım İstanbul'dan 2006 model Range Rover HSE Sport bir araç takas teklifi geldi. Arabaya baktım şöyle, o da ekspertiz olarak sağı sola boyalı, motor kaputu değişmiş falan. Tamam dedim, yani sonuçta internete girip baktığında benim arabamdan daha değerli gözüküyor. Biraz düşündükten sonra tamam dedim, üstte bir miktar para almak şartıyla olur dedim. Karşı tarafa kolay kolay kabul etmeyeceği bir teklif sundum. Üste şu kadar para verirsen ben bu ticareti yaparım. O zamanlar bu arabaların fiyatları çok uygundu. 100.000 TL seviyelerindeydi. Dolandırıldığımız rakamları tam anlaşılsın diye bu arabayı bugünkü fiyatıyla kabul ederim. 600 bin lira. Benim arabamda aşağı yukarı 550 bin TL civarında, 600 bin TL civarında eder var işte A5'in. Ben üstte bir miktar para istedim. Örnek veriyorum, 50.000 TL civarı para istedim. Karşı tarafta bunu kabul etti. Ben şaşırdım. Karşı tarafa dedim ki hadi gel takas edelim. Isparta'ya gelmesini istiyorum. O İstanbul'da, ben Isparta'dayım. Karşı taraf, abi geleceğim ama biraz işim var. Abi geliyorum ama bir işim çıktı. Abi şu sebepten bir hafta daha gecikeceğim. Aşağı yukarı yaklaşık 2 hafta ile 3 hafta arasında araç sahibiyle flört ettik. Ben onun İstanbul'dan kalkıp gelmesini bekliyorum. Bu arada sevgili arkadaşlar, hikayeye dikkatle dinleyin ki hikayenin bazı noktalardaki anlamı hikayenin sonlarına doğru ortaya çıkacak. Oraları duyduktan sonra baş taraftaki birçok anlamsız şeyi anlamlandıracaksınız. Yani böyle enteresan bir hikaye. Neyse, 2-3 hafta sonra arkadaş dedi ki tamam abi dedi, ben Isparta'ya geliyorum dedi. 2-3 hafta oyalandı gereksiz yere ve Isparta'ya gelmeye karar verdiğini söyledi. Geliyor. Ben de Isparta'da bekliyorum. İşte yoldayım abi. İşte birkaç fotoğraf atıyor böyle. İşte yollardan birkaç fotoğraf falan, WhatsApp'tan. Artık böyle akraba gibiyiz. Olur olmaz böyle arkadaşlıkları ilgili fotoğraflar falan da atıyor. Değişik bir yaklaşımım var zaten. Hani olması gerekenden daha fazla bir samimi şeyi gösteriyor. Fakat tabii ben herhangi bir şüphe duymadım. Çünkü bazı insan vardır böyle normalden daha fazla samimi olmaya çalışır. Kimisi işte konuşmayı, muhabbeti uzun tutmayı sever. Kimisi öyledir, kimisi böyledir. İnsanları yargılamadan devam ediyoruz sürece. Arkadaşlar Isparta'ya geliyorlar. 3 arkadaş geleceklerini söyledi. Tamam kardeşim, baş sağcısın, buyur gel. Ben bunları Isparta'da bekliyorum. Bir saate baktım. Şu saatte geleceğiz dediler. O saat yaklaştığında pat telefonum çaldı benim. Abi dedi, Isparta'ya kadar geldik. Isparta'nın girişinde araba aks kesti dedi. Aks kesmek ne demek? Bilmiyorum ki. Öyle mi abi, ne oldu ya, araba yürümüyor mu? Yürümüyor araba dedi. Tamam o zaman, hemen arabaya bindim ben, yapıştırdım, onların olduğu yere gittim. Arkadaşlar çok enteresandır. Adamlar İstanbul tarafından geliyorlar Isparta'ya. Ben bunu anlatırken koyabilirsem şöyle Isparta'nın girişini anlatan bir harita koyayım yan tarafa. Olayı daha iyi anlayın. İstanbul'dan Isparta'ya giriş yapılan ana yol değil de adamlar yan taraftaki paralel yolda kalmışlar. Çok enteresan. Navigasyonla geliyorlar buraya. Ben hemen apar topar onların yanlarına gittim. Onların yanına gelirken zaten şöyle bir baktılar, benim arabadan büyülendiler. Benim arabam jilet gibiydi arkadaşlar.
A5 böyle, tamam mı? Yıkılıyor yani. Kim bilir onun motor kaputu boyalı değişik. O zamanlar benim gereksiz takıntılarım işte bunlar. Bende de şu var sevgili arkadaşlar. İnanılmaz bir misafirperverlik vardır. Özellikle ticaret noktasında. Birisi benim malımı falan almaya geldiyse ticari manada. Yani ticaret olsun olmasın. Yediririm, içiririm, ikram ederim falan. Bundan da çok büyük keyif alırım. Böyle şeylerde bereket olduğuna inanırım. Neyse hemen bunlar geldiler. Araba bozuk falan böyle duruyor şeyde. Abi diyor araba yürümüyor. Sorun değil, bir şekilde hallederiz. Aç mısınız dedim. İşte şu mu bu mu falan. Çocuklar yok abi aç değiliz. Bir an önce bu arabayı buradan kaldıralım götürelim falan. Nereye götürelim? Abi var mı burada bir BMW servisi, bu işlerden anlayan birisi? Vallahi soralım soruşturalım. Isparta'da bir özel servis bulduk. Arabayı çekiciyle tuttuk, oradan aldık. Çekici yükledi arabayı. Biz de gittik bir şekilde. O arabayı servise indirdik. Servis şöyle bir inceledi. Baktı abim dedi bu arabanın aksında bir şey yok ki dedi. Bu arabanın şanzımanı gitmiş dedi. Hadi. Aracı getiren çocuk var ya, İstanbul'dan gelen çocuk. Evet, bu abi. Arada İstanbul'dan arabayı getiren çocuk hakkında da bir bilgi vermek istiyorum size. 3 kişi geldiler arkadaşlar. Bugün yarın araba satacak olursunuz, araba alacak olursunuz. Bu sahnelerde dikkatli olun siz de. 3 kişi geldiler. Çocuk diyor ki, abi diyor bu yanımdaki diyor benim kuzenim diyor, tır şoförü diyor. Doğru yalan bilmiyoruz gari. Ben o zaman inandım. Bir tane daha oğlan var. Gaymak gibi böyle temiz yüzlü bir oğlan. Bu da diyor benim çok samimi arkadaşım. Bu da kuzenim sayılır diyor. Bu da berber diyor, kuaför İstanbul'da. Ben de diyor dış cephe giydirme yapıyorum diyor. Çocuğun anlattığı tüm bilgiler yalan olabilir ama giydirme noktasında haklıymış. Yani çok sağlam giydirdi. Dış cephe giydirme yapıyorum dedi İstanbul'da. Ey tamam abi inandık. Neyse bu yanında getirmiş olduğu iki arkadaş var ya. Ben bunlara böyle bir ikram, izzet, böyle bir teveccühte bulunmaya çalışırken bu iki arkadaşın suratında biraz böyle bir hüzün var. Keder var. Ulan dolandıracağız ama çok iyi adammış be. Yazık olacak diye bir mahcubiyeti onların suratında. Bunu ne zaman anladım? Dolandırdıktan sonra adamların film şeridi gibi geçmiş olaylar hatırlıyorum ya. Adamların suratındaki o acı ifadeyi sonra daha net anladım ben. Bu dolandıran çocuk hiç üzülmüyor. Çünkü daha önce bunu çok yapmış. Adam kasap gibi acımıyor. Şefkat diye bir şey yok. Ama diğerlerinde böyle bir mahzunluk vardı yani. Neyse arkadaşlarla beraber bu arabayı BMW tamir yapan adama götürdük. Adam dedi ki bu şanzımanla alakalı bir durum. Bunlar şaşırdılar. Yapma ya abi şanzıman mı dediler. Tüh. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Abim dedi bunun masrafı dedi. İşte bugünün parasıyla en az 50-60 bin lira dedi. Abi yapma ya. İyiydi, kötüydü, şuydu, buydu. Bir böyle ya ucuza yaparsın, pahalıya yaparım. Üzüldüler, şaşırdılar falan. Araç sahibi diyor ki abi diyor ben bu arabanın kaç paraya yapılacaksa parasını vereyim. Senet yapayım sana, senet olarak vereyim. Ben gideyim satışımızı yapalım. Yapıldıktan sonra sen çıkart mis gibi Isparta bin diyor. Ben de dedim ki abi dedim en azından bu arabanın gerçekten kaç paraya tamir edileceğini, kaç paraya yapılacağını bir öğrenelim. Ondan sonra bir satışımızı yapalım dedim. Onlar da Isparta'da bir gün kalmaya karar verdiler. Tamirci de bu arada şanzımanı söktü, baktı. Abim dedi bu arabanın dedi 50 bin lira masrafı var dedi. Aracı alacak çocuk üstte 50 bin lira para verecekti ya takastan dolayı bana. Getirdi o 50 bin lirayı verdi. Abi dedi bu tamircinin çıkarttığı 50 bin TL'lik masrafı da dedi ben sana senet yapıyorum dedi. Benim dedi şirketlerim var dedi. Şirketim var işte dış cephe giydirme yapıyorum dedi ya. Benim dedi şirketim var dedi. Bak bunlar benim çalışan dedi. Böyle telefondan bana evraklar gösteriyor, bilmem neler gösteriyor. Ben de tabii bu sürede onlar Isparta'da kaldı ya arkadaşlar. Öğlenleyin onları yemeğe götürüyorum. Akşam geliyorum otellerini alıyorum yemeğe götürüyorum. İşte kahve içmeleri gerekirse kahve içme, nargile ise nargile. Bunlara ikram izzette kusur etmiyorum. Ben bu ikram izzeti yaparken o iki çocuk daha çok hüzünleniyor. Onlar üzülüyor. Ben onların üzülüyorsa anlayamıyorum yani. Yani beni dolandıran çocuğa falan bakıyorlar ara sıra böyle. Hani ulan acı lan bunun haline. Hani bunu es geçelim. Başka adam bulalım dolandıracak gibi bir tavırları vardı. Onları sonradan anlıyorum ben. Bir gün sonra noterde arkadaşlar satışımızı yaptık. Çünkü ben artık şanzıman tamiri dedi usta. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Araba söyledikleri gibi mi işte bir ekspertizci arkadaşımı çağırdım. O da apar topar geldi boya makinesi etrafına baktı gitti. Evet söyledikleri yerler boyalı değişen dedi gitti. Burada da sorun yok. E tamam o zaman bu şanzımanı da yapacak. Yapıldıktan sonra bineceğiz. Arkadaş bana senedi yazdı. Ben o senede inandım. Nasıl olsa ticaret güzel bir ticaret. Yani sıkıntı yok. Al ver iyi. 50 bin liraydı herhalde dedim. Şey yapmaz yani. Ya bana o havayı verdiler. O intibayı verdi çocuk yani bir şekilde öyle ya da böyle. O kadar profesyonel yalan söylüyor ki çocuk. Bir süre sonra sizi hipnoz ediyor. Şimdi benim bu videoyu izlerken bazı arkadaşlar yorum bölümüne yazacaklar. Ulan ne keklenmişsin be. Bir yalan böyle yaklaşıyorsa anla ki bak şudur. Anla ki budur. Aynen abi. Öyle değil. Ben şimdi bugün olayı yaşayıp bittikten sonra onu sıcağa geçtikten sonra daha rahat ve konforlu anlatıyorum. Ama süreç içerisinde bu böyle olmuyor. Abi çok profesyonel olduğu zaman oluyor yani. O gün çok sinirliydim. Çok öfkeliydim adama karşı yani. Karşıma gelse boğazına sarılırdım belki ama aradan yıllar geçmiş. O işin de acısı geçmiş. Şöyle geçmişe dönüp bakıyorum. Yaptığı iş haramdır, işte kötüdür, pistir falan ama adam ciddi profesyonel çalışmış yani. Nakış gibi dokuyor böyle. Yani adam öyle bir yalan söylüyor ki arabanın bir yerini eleştirecek olsan öyle bir yalanla senin ağzına lafı tıkıyor ki özür dilersin.
Arkadaşlar biz satışımızı yaptık. Bu arkadaş bana işte 50.000 TL'lik senedi verdi. Abi bu da şanzıman masrafını karşılar dedi. Diğer geri kalan 50.000 TL'yi de nakit olarak aracın takas farkını verdi. Kendi arabalarına bindiler. Ben de Range Rover sanayide. Ben bunları el salladım. Bunlar gitti İstanbul'a. Buraya kadar her şey normal, tamam mı? Ben şuna inanıyorum. İstanbul'dan gelirken bir talihsizlik yaşadılar. Olabilir. Allah kimsenin başına vermesin. Takasa gidiyorsun. Bir başka şehrin girişinde araban bozuluyor. Karşı tarafın bunu anlayışla karşılamasını istemez misiniz siz olsanız? Takasa gidiyorsunuz değil mi? Buradan kalktınız Isparta'dan Samsun'a gidiyorsun. Samsun'un girişinde araban bozuldu. O güne kadar arabanda bir sorun yoktu. Bozuldu. Yaptırmaya da razısın. Karşı tarafı seni orada böyle örseleyip de göndermesini ister misin? İstemezsin. O duyguyla ben de adamlara ona göre davranıyorum. İyi davranıyorum. Hürmet ediyorum. Ve onları da güzelce tamir masrafını öğrendikten sonra bin dedim gönderdim. Aradan bir hafta 10 gün 20 gün neyse zaman geçti arkadaşlar. Tamirci arkadaş dedi ki kardeşim araban tamam. Şanzımanı yapıldı. Gelip alabilirsin. Gittim. Arkadaşın yazdığı senet bir aylıktı arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorum. Bir ay sonra o parayı ödeyecekti. Tabii 15 gün geçtiği için gittim. Tamirci arkadaşa 50 bin, 60 bin, 70 bin o gün ne istediyse verdim. Belki de bir miktar daha fazla çıktı para masrafı. O parayı ödedim. Ondan sonra arabayı aldım. Abi araban hazır. Binip gidebilirsin dediler. Bindim arabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Oturdum. Fakat yani böyle bir şeyler sanki yolunda değil gibi. Çalıştırdım arabayı. Bismillahirrahmanirrahim. Çıktım. Şöyle bir köşeyi döneyim derken zank etti kaldı araba. Tövbe bismillah. Hemen aradım tamirci. Abi dedim arabayı yaptık dediğiniz zaman bu araba kaldı dedim yolda dedim ya. Hemen geldiler apar topar baktılar falan. Abim arabanın şanzımanında bir şey yok ama bu araba aks kesmiş dediler. Bu sefer harbiden aks kesmiş. Yapma ya. O kaç para abi? 20-30 bin lira da o vardır abim ya. Etme lan. Vallahi billah. Bir daha arabayı hemen oradan çekiciyle aldılar, dükkana geri götürdüler. Araba yine orada bir hafta 10 gün yatıyor. Neyse. Aradan 3-5 gün daha geçti. Bir hafta geçti. Beni bir daha aradılar. Abim araban yapıldı gel dediler. Ben bir 50 daha koyuyorum masaya. Neyse. Ondan sonra bindim arabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Çalıştırdım arabayı. Arabayla döndüm. Bu sefer o köşeyi döndüm. Öteki köşeye de döndüm. Azıcık daha uzun gittim. Hart dedi araba bir daha kaldı. Ya arkadaşlar ben ilk defa, ben normalde çok söven bir adam değilim. Küfür etmem böyle. Çok böyle ağzım düzgündür. Ben ilk böyle ufak tefek sıyıttırmalarım orada başladı benim. Tamam mı? Araba böyle hart dedi durdu ya. Ben istemsiz böyle, tamam mı? Ya biri duysa sayıt ya, hiç yakıştıramadık sana. Sen hiç küfür etmiyordun. Ben sıyıttırmaya başladım kendi kendime arabada. Tamam mı? Sen gibi arabanın da bilmem neyinde falan. Aradım adamları. Dedim abi dedim gel dedim şu araba yine kaldı yolda falan. Abi imkansız, nasıl, ne yapıyorsun sen bu arabaya? Ne yapıyorum, biniyorum dönüyorum arka tarafa, ne yapıyorum, bir şey yaptığım yok ki benim bu arabaya. Geldiler baktılar işte, ya vallahi o kadar çok olay yaşandı ki o arabayla ilgili. Tam da hatırımda değil ama bu sefer de bilmem neresi kırılmış falan koyduk. Bir daha bir 3-5 gün daha durdu aynı dükkanda. Bir daha gittik 20-30 neyse bir para daha ödedim. En son bir daha gittim. Bu sefer gittiğimde araban yapıldı gel al dediklerinde. Abi dedim eğer bu araba bir sıkıntı daha çıkartırsa bak ben bu sefer bir kuruş para vermem. Neyi varsa yap. Böyle posta posta iki gidiyorum yolun binanın arkasında kalıyorum. Olmaz böyle. Tamam abi bir sıkıntı olsa sen gel filan dediler. Aldım çalıştırdım arabayı, sürmeye başladım. Gidiyorum ama öyle korkuyorum ki içim titriyor. Hart diyecek kalacak, hurt diyecek kalacak. Beni yolda bırakacak, bilmem ne olacak. Sürekli böyle bir tedirginliğim var. O korkuyla, o panikle arabayı sürerken eve doğru gidiyorum arkadaşlar. Arabanın camlarını açayım da şöyle bir nefes alsın dedim. Bir baktım klik klik camlar yok. Sağ taraftaki cama baktım, o da çalışmıyor. Arkalara baktım, çalışıyor. Ön camlar çalışmıyor. Hay senin gibi araba dedim, klimayı açayım. Lan klimanın düğmesine bastım, cayır cayır veriyor. Bir gram soğuk yok, bir şey yok. Hiç lan soğumaya da dönmedi klima. Götürdüm bir tane tamirciye. Abi dedim, bu arabanın camları açılmıyor. Abim dedi, işte baktı bu arabanın cam motoru gitmiş de bilmem şurasındaki motor da bu yurt dışından gelir de bunu Türkiye'de bulursan şöyle olur da aldığın başkasına satarken bozulur da yüzün kızarır da mahcup olursun da benim hassaslığım okulu o adamda. Temiz mal satmak istiyorum abi dedim adama, tamirciye. Abi dedim, bu arabayı yapalım ama ben sattığımda temiz bir mal satmak istediğim için kötü mal kullanmayalım dedim. O da hassasiyetimi anladığı için bindir diyor, bindiriyor. Neyse bir 20-30 da orada bıraktık. Cam motoruydu bilmem neydi işte araba orada sürttü bir hafta falan. Gittim aldım arabanın camı çalışıyor, kliması çalışıyor bilmem nesi bozukmuş, kompresör şuymuş buymuş hepsini yaptırdım. Arkadaşlar arabayı park ettim evin önünde. Geldim bir baktım arabanın arkasında tamponun ortasında gel göstereyim şöyle. Şu kapak var ya, şu kapak yok. Şurası yok, boş. Şu plakaların orada bir sıkıntı var. Şu düğmenin etrafındaki çerçeve çıkmış falan. Buna benzer birkaç kusuru fark ettim. Sonra ben de dedim ki kendi kendime. Ya ulan bu arabayı satacağız madem. Bu araba bir kere bize yazıldı. Biz tertemiz satalım. Bunun parçasını, bilmem nesini, şu parçasını, içeride bir iki tane eksik edik güdük şeyleri vardı. Onları tamamlayayım diye eksiklerini tamamlamaya karar verdim. Parça parça işte 4-5 parça liste yaptım. Bir tane kapı kolunda sorun vardı mesela. Kapı kolunun bir tanesi değişecekti. Ben bunları araştırırken aklıma şu geldi. Ulan dedim ben bu çocuğu bir arayayım lan dedim. Ne biçim mal kakalamış
lan bana dedim. Bir arayayım dedim. Aradım çocuğu. Oğlum dedim, sen bana nasıl bir mal sattın lan dedim. Abi ne varmış dedi ya. Tertemiz araba getirdim ben sana dedi. Oğlum tertemiz araba dediğim bir gün bir yeri kırılıyor, bir gün bir yeri kırılıyor lan. Verdiğin 50 yalan oldu. Senede ödemedin. Bir ay zamanın doldu. Senede ödemedin dedim. Abi ödeyeceğim inşallah en kısa zamanda. Onu yaptırıyorum, bunu yaptırıyorum. Sen bunu yapana kadar ben 200'lük oldum zaten dedim. Abi imkansız. E şimdi ne var abi dedi. Kardeşim dedim, bak arabanın arkasındaki kapağı eksik. Bilmem neyse kapağı eksik. Bunları falan hiç mi bakmadın sen bu arabaya dedim. Ya kapı koluna bilmem ne. Abi dedi, ben o parçaların hepsini dedi sana çok uygun fiyat temin ederim. Sen bir fiyat al oradan dedi. Ben de araştırdım arkadaşlar. Atıyorum işte 7000 liraya hepsini buluyorum. Tüm parçaları tamamlıyorum diyelim ki. O dedi ki abi dedi, ben onu 5000 liraya bulurum sana dedi ya. Dedim zaten dedim pazar kesen 5000 liraya alırdım dedi. Ben 4000 liraya buluyorum abi dedi. Vallahi mi dedim? Vallahi dedi. Ben adamın tabii kötü niyetli olduğunu ben hala tam net okuyamadığım için şey yapıyorum. İtimat ediyorum ister istemez. Ben adama 3-4 bin lira, 5 bin lira neyse o rakamda para gönderdim. O parayı gönderdim ki şey yapsın diye, o parçalar bana ucuz oradan temin etsin diye. Ya abi biz Range Rover yıllardır kullanıyoruz abi dedi. Yani hani Range Rover, hani ben doğduğumda dedi ilk biberon görmedim, Range Rover gördüm. Çocukta bir yalan var zaten, tamam mı? Cayır 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 ok gibi saplıyor yani. Parayı gönderdik, sonra kargo bekliyoruz, kargo falan yok. Bu arada çok kritik bir detayı söylemeyi unuttum. Onu da söyleyeyim, alım satım esnasında yaşadığımız bir detayı. Bu çocuk arabayı kendi üstüne almadı. Bu çocuk bu arabayı, benim sattığım Audi A5'i tır şoförü olduğunu iddia etti. Kuzeninin üstüne aldı. Bak bu da enteresan bir bilgi. Çünkü kendi üstüne almamasının ne anlama geldiğini zaten anlayan anlamıştır. Ama yine de burada dipnot verelim. Videonun ilerleyen dakikalarında zaten herkes anlayacak. Aradan bir hafta geçti. Kargo gelmiyor. Dostum bu kargo nerede? Abi işte gönderdim ben sana. Yapma ya. Bana barkodunu at. Abi barkodu telefondan fotoğrafını silmişim. Etme ya. Şunu etmişim, bunu etmişim. Baktım böyle artık yalanın bittiği nokta. Hani çocuk yani bir yere kadar profesyonel taşıdı ama bundan sonrası artık stabilizeye çıktı çocuk. Yani kurtaracak yeri yok. Otoban bitti. Artık anladım ki ben. Oğlum dedim şey gelmedi. Arkadaşlar adamda öyle bir psikoloji var ki çocuk yalan söylemekten vazgeçemiyor. Haram, helal bilmem ne. Bunu nasıl bir baba ana yetiştirdi onu bilmiyorum ama bütün bunlar değerini yitirmiş diyorum ya, hani acımasızlık. Gerçekten bugün biz bazen şunu yapıyoruz ya. Oğlum Allah'tan da mı korkmuyor? Ya yok, öyle bir sınır yok. Çocuğu tutacak hiçbir maddi manevi değer yok. Abi diyor, ben Allah Kur'an çarpsın sana bu kargoyu gönderdim. Ama sen bu kargoyu alamadıysan, bunu bulamadıysan benim sorunum ne diyor. Ya çocuk o kadar da şey yani, böyle hani özgüvenli. Neyse kargo gelmedi. O kadar profesyonel ısrarla vura 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 başarılı yalan söylediği için lan acaba dedim çocuk haklı olabilir mi dedim ya. Yazık ki ne anlıyoruz dedim yani. O kadar göndermiş. Kimse yorum bölümüne sen salak mısın yazmasın. Belki de dedim hakikaten arada kaybolmuştur dedim. Yani şimdi neyse. O parçalar gelmedi. O parçaları ben buralardan bir yerlerden buldum arkadaşlar. Temin ettim. Ekstra bir daha para verdim. Hani normalde işte 180 bin lira param gittiyse oldu 200 bin lira. Bu arada çocuğun ödeyeceği para vardı ya 50 bin lira. Çocuk o 50 bin lirayı da senede ödemediği için aslında 250 bin lira zarar. Sevgili arkadaşlar, ben bu arabayı eve çektim. Artık dedim ki ben bu arabanın her şeyini yaptırdım. Bu araba bana çok pahalıya mal oldu. Yani arabadan böyle bir nasıl derler, nefret geldi. Hani soğursunuz ya, bilirsiniz yani benim başıma gelen olayı yaşamanıza gerek yok. Yani bir arabadan, bir attan, bir şeyden soğudu mu insan soğur. Ben bu arabadan soğudum arkadaşlar o anlamda. İkiye bir böyle masraf çıkartıyor falan. Sonra yine de Isparta'da turlarken, Isparta'da Klas Oto Muhittin Usta var. Çok severim kendisini. Yani inanılmaz kalender bir adamdır. Ziyarete gittim çay içmeye. Abi dedim böyle bir araba aldım dedim ya. Bitmedi bunun derdi kederi dedim ya. Bir gün sırasını yaptırıyorum, bir gün burasını yaptırıyorum. Bir gün cam motoru, bir gün bilmem ne motoru. Bir gün aksı kopuyor. Dedi inek gibi sağda abi bu araba benim dedim, tamam mı? Ya dedi ki bunlar dert değil Sait. Bu araba var ya, bu araba dedi. 2.7 motor değil mi dedi. Evet abi 2.7 motor dedim. Bu dedi saatli bomba dedi. Nasıl ya? Bu arabanın ne zaman krank kıracağını bilemezsin dedi. Bunun krankı bir kırılır dedi. İngiliz öyle bir yapmış ki bunu dedi. Tamiri yok. Ancak sandık motoru takıyorsun. Ondan sonra işte sandık motorla bilmem neyle falan yapabiliyorsun. Böyle bir anlattı bana. Motor kaç para abi? 300 bin lira, 350 bin lira. Etme lan abi. Şimdi bu arabanın her an motoru gidebilir mi dedim. Her an gidebilir dedi. Yani bakımlarını düzenli yaptırsan bile mi? Ne yaparsan yap dedi. O kadar da kendine emin söylüyor ki. Anam içime bir korku düştü. Zaten bu arabayı gördüğüm gibi içim daralıyordu benim. Onu da söyledi. Benim karnıma ağrılar girmeye başladı. Bağırsaklarım böyle gacır gucur etmeye başladı benim. Lan tüküreyim dedim ya. O zaman da şimdi arkadaşlar bunu anlatıyorum da. Tek sermayem bu. Başka sermaye yok. Yani çevirdiğim bir şey yok. Bu giderse her şeyin gidiyor. Bu araba yanarsa her şeyin yanıyor. Öyle bir pozisyon işte düşünün.
Korkumdan arabaya binemedim. Arabayı götürdüm, evin önüne çektim. Sonradan ustanın söylediklerini araştırdım. İnternette var ya, herkes aynısını yazmış. Motor krank kırarsa bunun motoru sandık motor olarak değişiyormuş. Hatta böyle ne eleştiriler. Yani işte bu nasıl bir sömürgedir, bilmem nedir. Adamlar neler yazmışlar. Ya bunun krankını üretse de tamirci onu değiştirse falan güzel olmaz mı? Hayır, sandık motor koyduruyorsun. Çok değişik bir yaklaşım yani. Korkumdan arabayı götürdüm, evin önüne park ettim. Başka bir araç buldum, ona biniyorum. Bu arabaya da fotoğraflarını çektim. İnternete ilan girdim. Güzelce yazdım işte şu kadar kilometrede bilmem ne kilometre. Ha bu arada arabanın kilometresi de 160 bin falandı bu arada arkadaşlar. Direksiyon simidi cincik gibiydi bak, pırıl pırıl. Arabanın işte göğsü ve koltukları falan da tertemiz duruyordu. Bak bu detayları da atlamayalım. Açıklama bölümüne güzelce tane tane yazdım arkadaşlar. Dedim ki bu arabayı filanca tarihte aldım. Şu umutlarla aldım. Arabanın şurasında şöyle bir sorun çıktı, yaptırdım, faturasını aldım. Şurasında şöyle bir sorun çıktı, yaptırdım, faturasını aldım. Şu oldu, faturasını aldım. Bu oldu, faturasını aldım. Nalına mıhına her şeyi yazdım. Kısaca şu cümleyi yazdım yazmadım hatırlamıyorum. Ben bu arabadan kurtulmak istiyorum. Tamam mı? Ya yazdım ya yazmadım. Samimi olur diye yazmış da olabilir, hatırlamıyorum ya. Kaç sene önceki olay. Arabayı ilana koydum ve satılmasını bekliyorum inşallah. Ama bu arabayı satmak da çok sıkıntılı bir süreç. Neden? Çünkü bizim ticari ahlakımızda bir malı aldığında kandırılsan bile kandıramazsın. Yalan söyleyemezsin. Sen aldatılabilirsin. Bu sana patlak çıkmış olabilir ama sen başkasına bunu kakalayamazsın. Ya söyleyeceksin, değer kaybıyla satacaksın. Başka çaresi yok. Öteki türlü zaten kendi kariyerini, kendi ideallerini, kendi mantığını, inancını sıfırlamış olursun. Öyle bir hassas denge kurmam lazım ki hem arabayı tatlı bir şekilde sunmam lazım, hem de tüm kusurlarını söylemem lazım. Alıcıyı bir şekilde bu arabayı almaya ikna etmem lazım. Tabii ki daha düşük fiyatlara. Bu kadar parayı harcadıktan sonra artık bende şu kanaat hasıl oldu. Ben dedim nasıl olsa bu arabaya 250-300 bin lira para harcadım mı, bana vermediği 50 bin lirayla beraber 300 bin lira bana şey oldu mu? O zaman dedim ben de bunu artık göğsümü gere gere satabilirim. Tüm her yerini yaptırdım diye. İlana yazdım, her yerini yaptırdım ve artık bu arabadan kurtulmak istiyorum. Satılacak kıvama, binecek kıvama getirdim. Bundan satacağım, kurtulacağım bu arabadan dedim. Evin önüne park ettim. Bekliyorum. Birileri arasın diye. Arayan soran yok arabayı. Makul de fiyat yazdım. Yani internette emsalleri 700-800 bin lira yazıyorsa ben 600 bin lira yazdım arabaya. Araba ilanda beklerken işte her gün apartmandan çıkıyorum, arabanın önünden geçiyorum. Arabanın bana açtığı masraflar, bitmeyen masrafları, derdi, kederi ve motorunun her an patlayabilecek olduğunu duymak var ya, beni arabadan o kadar tedirgin etti ve o kadar soğuttu ki binanın çıkışının karşısında araba park halinde duruyor. Ben arabanın yanından geçmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir hilal çiziyorum. Arabanın uzağından geçiyorum. O kadar arabadan çekiniyorum. 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün böyle geçti araba ilanda. Bir hafta sonra apartmandan çıkarken arabaya şöyle baktım. Bir daha döndüm bir baktım. Arabanın sağ omzu düşmüş. Ön taraf. Durduk yere şöyle arabanın omzu düşmüş öne doğru, tamam mı böyle? Hasta gibi. Sağ ön teker salmış kendini orası. Anam ben arabanın içinde bir sıyıttırdıydım ya az önce. Dedim ya ilk küfretmeye orada evet. Alışıyorum yavaş yavaş diye. Burada benim gayiş ikinci kere koptu. Bir say duruyorum apartmanın önünde. Komşu diyor, Sait diyor ne oluyor ne oluyor falan diyor. Lan diyorum binmedim diyorum. Korkumdan binmediyorum. Binmediğim halde bozuldu lan diyorum. Ben böyle arabanın da şunun da bunun. Dümdüz gidiyorum, tamam mı? Korkumla arabaya binmem. Binmezken bozuldu lan. Binersen bir şey olur diye binmiyorum arabaya. Binmezken bozuldu araba. Park halindeyken sağ ön tarafa yığılmış. Hemen aradım bu oğlanı. Oğlum dedim bana nasıl araba satın, Allah senin bin türlü belanı versin de şu olsun da bu olsun da saydırıyorum falan filan. Abi ya çocuk da o kadar bir yalan söyleme yeteneği var ki. Seni hemen böyle yumuşatıyor, tamam mı? Sakinleştiriyor. Çocuğun eline şırınga var gibi. Öfkeyle dikeliyorsun çocuğa. Canım benim falan filan diye böyle bir yatışıyorsun, böyle yumuşuyorsun, sakinleşiyorsun. Canım abim be dedi ya. Ne varmış, bir şey yok. Bir çalıştır bakayım bir arabayı falan dedi. Çalıştırayım lan dedim arabayı. Bindim çalış. Ben öyküle öyküle konuşuyorum. Çalıştırdım arabayı. Ondan sonra biraz bekle abicim be. Olur şimdi be. Hallolur be Sait abim be. Ne takıyorsun be falan. Hakikaten ben arabayı çalıştırdım. Arabayı çalıştıktan sonra araba böyle deve gibi silkelene kalktı. O inik tarafı vardı ya. Sonra da öğrendim işte bilmediğimiz şeyin ya. Bilmediği şeyi ne yapıyorsun? Alıp satıyorsun madem, öğrendin mi? Araba körüklüymüş. Bunlar havayla dolar. Havayla boşalırmış süspansiyonları. Körüğü patlakmış o tarafın. O da patlak olduğu için ya da delik olduğu için bir yere salıyormuş. Salmış. Çalıştırınca araba oraya hava basıyormuş. O da kalkıyormuş. Ne oldu Sait abi, düzeldi mi dedi. Vallahi düzeldin araba dedim. Ah be abim dedi. Beni durduk yere yargılıyorsun dedi.
Ah be abim dedi, günahımı aldın. Arkadaşlar işin çok enteresan tarafını söyleyeceğim. Bu beni dolandıran çocuk var ya, biz bu çocukla hala daha arkadaşız. Arkadaşız derken hala daha iletişimimiz var. Abi diyor, videolarını çok severek izliyorum diyor. Tamam mı? Ulan beni dolandırdın. Abi yok ya, dolandırma olur mu? Oğlum parayı hala vermedin diyor. Ah be abim diyor, ilk fırsatta vereceğim falan. Yani şöyle söyleyeyim, hani bizi dolandıran adamla bile iyi geçiniyoruz. Yani hala çocuk yani dolandırdığı halde. Yani şimdi kendini izlerken bile yani bir gün sonra beni arayabilir bu videodan sonra. Bu... Ah be Sayıda abim ya, videoda çok abartmışsın. Ulan dolandırdıysak da o kadar da değil falan yani. Hani tam bu kadar da vurulmasın. Artık ne diyecek bilmiyorum yani. Sonra arkadaşlar araba çalıştı, kendine geldi. Ben çıktım gittim. Hala da arabanın satılmasını bekliyorum. Bir müşteri aradı beni. Dedi ki, hocam dedi, biz bu arabayı dedi beğendik. Elimizde filanca araba var. Girelim çıkalım, alalım satalım, takas edelim falan. Neyse tamam. Kalktılar geldiler Isparta'ya. Arabayı incelediler. Bu arada onlar Isparta'ya geldiğinde tekrar standart ikram izletimi falan filan yapıyorum. Abilerle yedik, içtik, muhabbet ettik, sohbet ettik falan. Gerçekten temiz arkadaşlar. Arabayı ekspertize soktular. Ya dedim ki, ekspertize sokmadan, ilgili noktalara, yerlere göstermeden bu arabayı size satmam. Hikayemi de anlattım. Ben bu arabayı dedim, İstanbul'dan bir çocuk geldi dedim, beni eşek arası gibi soktu gitti dedim. Bana bir sürü masraf açtı, bir sürü iş çıkarttırdı başıma. Ben bu arabadan kurtulmak istiyorum dedim. Ama her şeyini yaptırdım. Giren bana girdi. Ben bunu tertemiz yaptırdım. Faturalar torpidoda. Masraflar şu ustada yapıldı, şu ustada yapıldı. İstediğiniz ustaya gidebiliriz. Artık bu saatten sonra herhalde binilecek bir şey kaldı falan. Onlar da geldiler, baktılar, incelediler. Kardeşim dedi, biz zaten dedi eskiden de galericilik yapıyorduk ama dedi bu aralar pek uğraşmıyoruz dedi. O yüzden biz de arabadan az çok anlarız dediler. Abi benim için büyük nimet. Çok iyi dedim yani. Arabaya ister siz götürün ister hep beraber gidelim dediler. Beraber gittik. Filanca usta. Önce ekspertize girdi araba. Ekspertiz kontrolleri yapıldı. Evet dediğimiz gibi. Ondan sonra körükçüye gitmemiz lazım. Bak işi bilen adamla işi bilmeyen adamın farkını görüyor musun? Abi Range Rover'dan anlayan kim varsa dedi bizi bir gönder oraya dedi. Biz bu arabanın dedi körüklerinde ekseriye sorun yaşanır. Körüklerini göstermek istiyoruz dediler. Bu inip kalkan teker körüklerine. Bir ustaya gittik. Körüklerine baktı. Abi bu arabanın körüklerinde sorun yok dedi çocuk. Tamam dediler. Abi bu arabaların motorları sıkıntılı olabilir dediler. Aynen abi, ben de buna benzer şeyler duymuştum. İstediğiniz gibi test edin abi, sürün bakın. Artık öyle bir kafadayım ki hani korkuyorum ya arabaya binmekten. Bunun motoru patlayacak, çatlayacaksa da orada patlasın, ben de patlasın. Yani ne oluyorsa orada olsun ama onlara arkadan bir şey söyleyecek laf kalmasın istiyorum yani. Adamlar güzel, iyi insanlar. Açıkça söylüyorum yani, tamam mı? Bu arabadan kurtulmak istiyorum. Bu arabadan nefret ediyorum. Bu arabayı görmek istemiyorum falan, her şeyi anlattım adamlara. Tamam abi biz seni anladık zaten filan dediler. Onlar da beni biraz rahatlattı. Oradan çıktık. Range Rover'ın neyi var dedi ya, kronik bir sıkıntısı var dediler. Bir ustaya daha gittik. O usta da o kronik sorunlardan anlıyormuş. Ona da onu gösterdiler. Sıkıntı yok kardeşim, yapıldı dediler. Dolayısıyla adamların içine sindi. Bu adamlarla arabayı noter satışını yaptık. Para, gül, al, ver, her şeyimizi bitirdik. Abi dedim, araba içinize sindi mi? Ya arkadaşlar bu arabanın satıldığına inanamıyorum. Ya tamam, o kadar araba bende fobiye dönüşmüş ki. Araba satılamazdı ya. Acaba nasıl? Ha, bak çok enteresan bir detay. Bunu unutmayalım, bunu az geçmeyelim. Bir gün o sinir stresle arabanın sağ tarafı çöktüğü gün arabanın içinde oturdum. Böyle sinirimden böyle düşünüyorum. Ben ne hata yaptım da hani bu araba benim imtihanım oldu falan diye. Bakarken arabanın torpidosunun şöyle gel böyle abi. Şu torpidonun şu alt tarafında şuralarında yapış yapış lekeler gördüm. Çocuğu aradım. Kardeşim dedim, bu arabanın torpidosunun alt tarafında böyle bir iz var dedim. Bu ne dedim? Ah be Sayıda abim dedi. Ah be dedi abim dedi ya. Ben dedi çok titiz bir adamım dedi. Bunun dedi şu göğsünde dedi güneş vurmasından dolayı iz çıktığı için dedi. Ya çocuk tabii bizim araba alıp satmaktan anlamadığımızı, bu işe tecrübemiz olmadığını bildiği için o da öyle yardırıyor. Ben dedi bu arabanın göğsünü şöyle jilet gibi kendi derisinden mis gibi kaplattım dedi. Tertemiz dedi yani. Baksana dedi, var mı dedi, hiçbir şey hissediyor musun? Yani araba alıp satanlar, profesyonel olanlar ve bugünkü ben, geçmişteki halime, bu videodaki halime gülerek bakabiliriz. Ama bilmeyen adam için bunlar böyle. Ha öyle mi? Ya diyor mu çocuk hangi konuda sivri sen seni sakinleştirip yatıştırıyor yani. Hemen böyle indiriyor seni yani. Sen dikeliyorsun, o seni indiriyor. Çocuğun öyle bir yeteneği var. Bu detay da aklımızda kalsın. Arabayı almaya gelen eskiden galericilik yapan abimiz arabayı aldı. Abi memnun musunuz ticaretten? Memnunuz kardeşim. Benden memnun kaldınız mı? Memnun kaldık kardeşim. Araba güzel mi abi? Günahıyla, sevabıyla, hatasıyla araba bu. Abi tüm başımdan geçenleri en şeffaf, objektif şekilde size anlattım. Olayı da budur, hikayesi de budur. Faturaları orada, bilmem neyi orada. Zaten siz şüphelendiğiniz noktaları çok güzel bir tecrübeyle götürdünüz, ustalara gösterdiniz. Öyle bir sözleşme yapmak istiyorum ki adeta içimden bir ses bu arabanın bir şekilde benim başımı ağrıtacağını mı hissediyorum? Ne oluyorsa her şeyi bitirmek istiyorum orada. Adamlara arabayı kötülüyorum, anlatıyorum, kurtulmak istiyorum diyorum. Ya adam şu noktaya geldi en sona. Ya lan yeter, 50 kere söyletme, kurtuluyorsan işte alıyoruz arabayı. Sus gari diyecek noktaya getirdim arabayı. Adamı. Bunlar gittiler. Aradan
biz genellikle bu arabanın başıma açtığı işler birer haftalık periyotlarla cereyan ettiği için herhalde bir hafta geçti geçmedi bilmiyorum. 10 gün oldu belki de 10 gün, yani bir hafta geçti çünkü epey bir zaman geçti. 10 gün sonra arkadaşlar beni aradılar. Dedi ki kardeşim dedi, Sait dedi, bu arabayı biz aldık ama dedi, bu araba dedi körükleri patlak bunun dedi. Bu arabayla biz bir yere yanaştık durduk dedi, binmeden önce bir baktık bu arabanın ön arka her tarafı salmış kendini aşağı dedi. Gittik götürdük ustalara dedi, bu arabanın körüklerinin patlak olduğunu söylediler dedi. Hemen yapıştırdım. Abi dedim, siz burada arabayı alırken körük ustasına götürüp de bu arabanın körüklerinde sorun var mı yok mu diye göstermediniz mi dedim. Gösterdi de abim dedi. Allah seni inandırsın dedi. Ustaya şunu sordum dedi. Bu biz aldıktan sonra olan bir şeyse dedi bizdik dedi. Adam delikanlı bir cümle kurdu orada, tamam mı? Ama dedi bizden önceki adamda olmuşsa onu söyle demiş ustaya. Usta demiş ki abi bu daha önceden başlayıp da bugünlere gelen bir olay. Sizden önceki sahibinden kalma miras bir arıza bu demiş. Adam da bana telefonda dedi ki abi dedi Allah için vicdanla uyan neyse onu yap dedi. Ben zaten onu dedi mi ya benim sınırlarım o zaten, tamam mı? Hani kendi inanç çerçevemde Allah razı olmayacağı bir ticareti yapmayın falan diye bir duygu var içimde. Ondan dolayı şöyle düşündüm. Bu arabayı evet alırken kontrol ettirdiler ama ben bu arabanın bir gün sağ omzunun yere düştüğünü gördüm. Bunlar dört teker birden düşüyor diyorlar. Ama ben sağ omzunun biraz aşağı eğildiğini görmüştüm. Dolayısıyla dedim ki evet ya ama dedim bu benden kalan bir miras, doğru. Yani bunun hükmünü kim verir bilmiyorum. Yani adamlar her kontrolü yaptırdılar ve ben adamlara satarken şu sözleşmeyi yaptım. Ben bu arabadan kurtulmak istiyorum. Bu araba şöyle, bu araba böyle, istediğiniz her yere göstereyim, bir daha bana dönmeyin demiştim. Böyle bir durumda belki ben haklı olabilirim bu sözleşmeden dolayı. Bilmiyorum ama adamlar bana bunu söylediler. Ben dedim ki ya evet dedim, bu araba benden kaldı. Ben bendeyken böyle bir şey var. Demek ki o ilerlemiş, büyümüş. Bu noktaya gelmiş falan, neyse. Kaç paraymış abi bunun körükleri? Kaç parayı yaptırıyorsunuz? İşte hatırlamıyorum. 30 bin, 40 bin neyse. 40 bin lira tuttu. Abi dedi bunu yarı yarıya yaptıralım madem dedi. 20 bini ben gönderdim. 20 bini onlar. Arabayı sattım, ilk para cepten çıkan. Ondan sonra aradan yine bir hafta 10 gün ya da 20 gün bir süreç geçti. Arabayı alan abimiz tekrar aradı beni. Dedi ki abi dedi bu arabanın şurasında da bir sorun varmış dedi. Ulan ben de o sorunu arabada tespit etmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam arabanın far sistemiyle mi alakalıydı? Neyle alakalıydı? Evet doğru ya, far sistemiyle alakalıydı. Ama yani full ekspertize soktukları için bilmem ne yaptıkları için ve arabanın hani geceliğin aydınlatması ile ilgili bir sorun yaratmıyordu. Yani hiçbir şekilde sorun yaratmıyor ama ekranda bir ışığı yanıyordu falan. O nasıl olduysa bunlar kullanırken artık far aydınlatmamaya başlamış. Bu var dedi. Ne yapacağız falan filan bilmem ne. İşte o zaman hatırlamıyorum yani, o da bir 20-30 tutuyorsa yarı yarıya yapalım madem. Bir 15 bir daha para gönderiyoruz. Devam edelim para göndermeye. Arabayı sattık ama hala benim o aklımdaki şey cereyan ediyor. Ve ben arkadaşlar en son para gönderdiğimde aracı alan abim için şunu söyledim. Dedim ki abi bir gün perdeyi açtın bak. Parayı göndereyim mi? Göndermedim daha. EFT yapacağım, yapmadım. Abi dedim sana 10 dakika sonra EFT'ni yapıyorum. Ama dedim lütfen bir anlaşma yapalım. 3 gün sonra perdeyi açtın. Baktın ki bu araba cayır cayır yanıyor. Alevleri, dumanları göklere yükseliyor böyle, tamam mı? Kurtarılacak, yapacak hiçbir şey yok. Beni aramayacaksın dedim. Anlaştık mı dedim. Anlaştık kardeşim dedi. O anlık olay çözülecek ya, o da onu düşünüyor. Ben parayı gönderdim, bitti. Oh, ben bir yatıyorum arkadaşlar. Kaç gündür uykusuz veya ne bileyim böyle stresli uykularımın hepsi geçti. Kafayı yastığa koyuyorum ben böyle. Direkt fişi çekmişler gibi gidiyorum. Gam yok, keder yok. Rahatladım. Yük üstünden kalktı. Aradan 1,5-2 ay geçti. Dert biter mi? Daha siz büyük finale hazır değilsiniz arkadaşlar. Daha olay bitmedi. Asıl biraz sonra anlayacaksınız benim nasıl tufaya geldiğimi. Bu olaya bakarsan hem alırken hem satarken dolandırılmış oluyorum ben. Aradan 2 ay falan geçti. Benim çok hüzünlü ve sıkıntılı bir günümde telefonum çaldı. Arabayı alan arkadaş telefonu açtı. Bir baktım bir saydırıyor. Ama var ya öyle saydırıyor, küfrediyor ki ya bu arabayı satın bana bilmem ne, Allah senin belanı versin, alacaksın lan bu arabayı yeri falan filan. Abi sen ne diyorsun? Adam 20 dakika sövdü, küfretti falan, siniri geçti. Siniri geçtikten sonra ne olduğunu söyledi. Ben bu arabayı dedi birine sattım dedi, bir arkadaşıma. Adam dedi gitmiş bir bakmış dedi. Airbag'leri yok lan bu arabanın dedi. Allah Allah, bismillahirrahmanirrahim. Yok muymuş abi airbag'i? Yokmuş ama ekspertiz. Ama ekspertiz bilmem, yokmuş işte airbag'i dedi. Aldım hemen. Airbag'leri patlak falan. Ya işte demek ki o hani her şey kafada yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Aradım hemen satan çocuğu. Oğlum dedim bu arabanın dedim airbag'lerinde bir sorun var mı dedim. Ah be ya. Ah be Said abi.
Abi dedi şu anda dedi evde dedi bir balık yapıyorum dedi. Bak ben Ganter için adam aramışım. Abi dedi bir barbun yapıyorum şu anda dedi. Mutfaktayım dedi. Lan başlatma oğlum barbunla dedim. Bu arabanın airbag'i dedi. Abi dedi bir dakika dedi onu konuşacağız dedi. Ama dedi ben sana dedi şu, ya İstanbul'a şu anda var ya uçak olsa bin gel bu barbunu ye derim. Ya adamın öyle bir modu var arkadaşlar, tamam mı? Adam böyle bir rahat bir adam yani. En son dedim ki oğlum bak bu arabanın airbag'inde bir şey var mı? Evet dedi abi dedi. Bu arabanın airbag'ini dedi ben sana söylemedim dedi. Ben bu arabanın airbag'ini patlattım dedi. Hani senle dedi flört ettik ya dedi arabayı satarken dedi 3 ay. Şey ama 3 hafta. O flört sürecinde ben bu arabayı yaptırıyordum dedi. Ama dedi kesinlikle airbagleri yok diyemeyiz dedi. Ben bu arabanın dedi airbaglerini gittim çok güzel bir şekilde tamir ettirdim parasıyla dedi. Yani airbag falan var bu arabanın dedi. Ciddi mi söylüyorsun dedim ya. Evet abi dedi. E oğlum sen o zaman beni dolandırdın dedim. Yok be abi dedi ya. Ah be Said abim olur mu öyle şey ya? Biz Said abimi dolandırmayayım ben ya. Nereden çıkarıyorsun abi böyle şeyler falan filan, tamam mı? Neyse ondan sonra arkadaşa geri döndüm. Dedim abi böyle böyle bir şey var. Böyle bir durum var. Bizim bundan haberimiz yok. Ama dedim bu araba ekspertiz süreçlerinde de bunu söylemediler. Bu ne olacak peki? Ben orasını bilmem kardeşim. Bu arabayı alacaksın geri. Allah Allah. Abi bak bu işin bir çözüm üretelim, bir şey yapalım, şunu bunu falan. Ya aslında şöyle yani şunu diyebilirim yani. Ben 2-3 farklı yerde bak bu araba yansa bile, şu olsa bile, yansa bile dedim ve kabul etti değil mi? Yani bir arabanın airbag'inde sorun çıkması yansadan daha hafif kalır yani. Hiçbir şekilde aslında ben buna devam etmesem olur ama işte nasıl diyeyim yani bizim gibi fıtrattaki insanların araç alım satım veya buna benzer işlerde çok bulunması aslına bakarsanız doğru değil. Daha böyle hırçın, ne ve daha bir hırçın demeyeyim de daha böyle kararlı, kestirip atan, ne bileyim buna benzer genellikle fıtratların yapacağı meslek grupları belki de bilemiyorum. Ama yine biz o günden bugüne bayağı bir yol kat ettik Allah'a çok şükür. Ben bir taraftan vicdani olarak acaba nasıl yardımcı olabilirim diye hala düşünürken o ofansif bir şekilde alacaksın kardeşim bu arabayı diye bak. Söylemler, sayıcımlar, her şey bitti. Onlar gitti. Oğlum bak aynen şöyle. Ben Isparta'ya geliyorum ama ben Isparta değilim ki. Bir hafta sonra Isparta hocam. Bir hafta sonra Isparta'ya geliyorum. Sen bu arabayı geri alacaksın benden. Ya böyle söyleyince ben de sinir oldum tamam mı? Almayacağım dedim ya. Almayacağım lan bu arabayı geri almayacağım ben dedim. Ya kanuni olarak da geri verme hakkı yok. Bilmem ne olarak da geri verme hakkı yok. Ya işte 6 yaş bilmem ne kilometre kuralına göre geri verme hakkı yok. Hiçbir şekilde geri verme hakkı yok da. Yani ben yine bir çözüm üretmenin niyetindeyim yani. Bir şey çözüm üretilsin falan istiyorum. Ondan sonra baktım abinin söylemlerde işte bak birader dedi. Ben dedi çok uzun yıllar dedi cezaevinde kaldım dedi. Ben birkaç adamı dedi temizledim dedi. Ondan dolayı yattım dedi. Bu dedi bir insanın dedi hayatına son verecek işte kıyacak kadar önemli mesele değil ama dedi. Ben dedi bir hasta adamım dedi. Benim takıntılarım var dedi. O yüzden dedi beni zor duruma sokma dedi. Ne kendi hayatımı ne senin hayatını karartmak istemiyorum dedi. Asım ne oldu? Dondun kaldı kameranın arkasında. Tehditler abi. Bir de senin gibi bir insana. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söz konusu. Şimdi bir insan mülayim olur tamam mı? Mesela ben mülayim yapıda bir adamdır. İnsanlarla kavga, dövüş, bilmem ne bu tarz şeyleri sevmem. Yani böyle çok küs olduğum yani 2-3 tane adam sayabilirim. İşte intikamdı, öfkeydi, nefretti. Hani buna böyle şey içine tutmayı da çok sevmem zaten. Dolayısıyla benim böyle şeylerde çok bezim yoktur. Ya o taraklarda bezim yoktur. Ama hani zor durumda kaldığımda da böyle birisi çok ciddi manada haksız bir şekilde üstüme geldiğinde ben de ona göre bir ofansif durum alırım. Ve gerçekten de gözüm hiçbir şey görmez. Korku morku. Ya ben de bu abiye diyorum ki telefonda. Ya kardeş diyorum sen Allah'ın verdiği canı almayla mı beni tehdit ediyorsun? Bilmem ne. Benim söylemlerim de aynı ofansif onunkiyle. Lan diyor ben kaç sene yattım lan diyor. Sen bana nasıl böyle konuşuyorsun? Lan hiç mi korkmuyorsun? Abi neyinden korkacağım dedim. Yani öyle ya da böyle ya. Şimdi olmazsa ecel geldiği zaman şu bu vesaire. Ben de artık böyle ofansif tamam mı? Yani hiçbir korku çekinci yok. Ben de böyle şey yapıyorum falan. Ondan sonra baktı o taraftan şey olmadı. İletişim o taraftan ilerlemedi. Bu sefer bana şey dedi. Birader ben onu bunu bilmem dedi. Ben Isparta'ya geliyorum bu arabayı alacaksın. Aradan bir hafta geçti arkadaşlar. Ben Isparta'ya döndüm. Aradı yine aynı gününde. Dedi ki kardeşim yarın Isparta'ya geliyorum dedi. Bu arabayı alacaksın. Dedim ki abi Isparta'ya buyur gel. Nasıl gerekiyorsa misafir olarak ilgileneyim seninle. Ama o arabayı almayacağım dedi. Alacaksın dedi. Ben almayacağım diyorum o alacaksın diyor. Ben oraya geleceğim. Sen de beni karşılayacaksın dedi. Ben de dedim ki nasıl gelirsen öyle karşılanırsın. Vay dedi. Demek dedi kabadayılık ha. Şimdi o vakte kadar genellikle böyle mülayim ve kibar konuşunca hani dedi kabadayılık öyle mi dedi. Abi dedim sabah 3 gündür 1 haftadır neyse senin telefonda yaptığın kabadayılık. Bizimki seninkinin yanında çerez kalırım lafım olur dedim kabadayılık. Bu zıtlaşmadan doğan telefon diyaloglarında arabayı alan abim
şu kanaate vardı muhtemelen. Dedi ki bu çocukla biz bu frekansta işimizi çözemeyeceğiz. Biraz daha yapıcı olmakta fayda var gibisinden. Son gün beni aradı. Kardeşim yarın Isparta'ya geliyorum dedi. Ben geldiğimde kavga etmeyeceğiz dedi. İnsan gibi. Dedim abi sen ne oluyor, neler söylüyorsun, sana ne oldu dedim ya. Bu dedim ya işte bu şekilde çözülebilir bu iş yani. Bu iyi kıvama gelmiş. Dedi bu sefer dedi insan gibi oturacağız. Seninle yemek yiyeceğiz, konuşacağız dedi. Bu sorunu bir şekilde halledeceğiz dedi. Yani alacaksın demedi, halledeceğiz dedi. Tamam abi dedim, bu şekildeyse dedim baş tacı sen buyurken dedim sen ne gerekiyorsa yapalım. Ama dedim yemekleri sen ısmarlayacaksın. Tamam ben ısmarlayacağım dedi. Geldiler bunlar arkadaşlar. Isparta'nın en lüks restorantına gittik. Kocaman bir masa. Orada bekliyoruz. Ben de o zamanlar yanıma böyle bir iki tane böyle gallavi arkadaş aldım, tamam mı? Bilmiyorum ki başıma ne gelecek. Bir arkadaş buldum yanıma, tamam mı? Arkadaş böyle iri yarı vücutçu falan, tamam mı? Böyle koydu mu tamam mı? 2.80 uzatıyor yani. Adam affetmez. Yani çok da vukuatı var geçmişte. Bir başka arkadaş daha buldum. O da ondan hallice, tamam mı? O daha çok vukuat geçirmiş. O işte bir şeyler yapmış falan. Yani ben de yer altına indim bir şekilde. Yani ama o iki arkadaşı yanında getirmemin hikmeti o adamların çok böyle sıra dışı, cesur, böyle kıyımcı bilmem ne olmaları falan değil. Onların da bir yerlerde ticaret yaptıklarını gördüm ve ticarette çok keskin kuralların olduğunu gözlemledim. Ticari ahlaklarından dolayı burada varsa benim yanlışım bana kessinler, varsa onun yanlış ona kessinler diye biraz hakem olmaları babından çağırdım. Neyse biz bekliyoruz. Arkadaşlar geldiler. 5 milyonluk bir araba, lüks. Adamlar geldi, arabadan indi. Herkes böyle yıkılıyor. Arabayı alan abiyi de daha önce görmemiştim. Bir başkası vekalet de almıştı ona. Arabayı alan abi de geldi. Diğer arkadaşlar da indi arabadan ama böyle göreceksiniz arkadaşlar. Herkes şey, tamam mı, böyle iri kıyım, böyle herkes vücutlu falan, böyle gömleğin düğmeleri falan patlayacak, böyle atacak böyle. Düğmeler açık, böyle kaslar falan, baklava dilimi her şey meydanda. Yani adam şöyle tutsa, tamam mı, şöyle tutsa azıcık böyle sıktırsa böyle pat diye şampanya gibi patlatır seni. Ya öyle adamlar geldi. 3-4 kişi. Dedim ki ulan vukuat var. İşte yanlış hatırlamıyorsam bir tanesinde böyle silah falan, böyle şöyle yaptığında böyle tabancalar falan belde. Ulan dedim bir araba. Ulan bir araba. Ne hikayeye düştük. Nerede bu araba? Gösterin, ben bunu bazı böyle bir sıkayım diyeceğim yani. İşte o noktadayım. Neyse oturduk yemek yiyoruz ama ortam buz gibi yani. -40. Et geldi herkesin önüne. Ortamı ısıtamıyor. Kimse kimseyle konuşmuyor. Biri konuşsa öteki çıkarıp masayı sıkacak gibi yani. Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Biraz. Neyse en son baktım olacak gibi değil, bir şaka maka bir şey yaptım sofrada. Bir diyalog bir başladı, dönmeye başladı falan filan. Abi böyle oldu, şöyle oldu, arabanın hikayesi. Biz bu arabayı bana satan çocuğu filan aradık. Oğlum dedim, bak dedim, bana nasıl yalan söylediysen adam gibi bunlara da doğrusunu söyle falan. Neyse onu soktuk araya, ötekini soktuk, bilmem ne ettik, şunu ettik, bunu ettik falan, oturduk konuştuk. En sonunda bu araba için bana yükselen abi, arabayı alan abi ve yanında gelen abiler biraz sohbet ettikten sonra ben fark ettim ki aslında babacan insanlar. Gerçekten düzgün, böyle sırtını yaslayıp güvenebileceğin kaliteli adamlar yani. Ve şunu anladım, demek ki ticarette veya başka bir şeyde insanın canı yandığı zaman o kişi olmaktan çıkıyor. Yanında getirdiği adamlar var ya, bu iri yarı dediğim böyle, hani az önce 10 tane adamı işte gömmüş, ondan sonra senin yanına gelmiş gibi duruyorlar ya. O adamlar falan bir babacan, böyle çok güzel. O adam zaten geldiği arabadan belli, güzel ticaretler yapmış, bilmem ne yapmış. Onlar da böyle ticari etiklerinden falan bahsettiler. Ulan dedim ya, bu adamlar da dört dörtlük adam. Muhabbet esnasında birbirimizi sevmeye başladık. Araba için bana 2-3 gündür böyle sürekli öyle ofansif davranan araç sahibi abi de, o da yumuşadı. O da zulmediyormuş gibi anladı yani bunu. Hatta olayın konusu kapandıktan birkaç gün sonra beni aradı. Ya var ya, bir özür diliyor abi. Yani lan sana ne zulmetmişim ya falan. Adam beni o kadar sevdi yani o muhabbette, yemek muhabbetinde. Ya biz de adamları sevdik, onlar da bizi sevdi. Arkadaşlarıma diyorum ki, kendi arkadaşlarıma. Hikaye böyle böyle böyle, yemek yerken anlattım. Varsa kardeşim benim burada bir günahım, kesin ben ödeyeyim. Neyse anla, o da hikayesini anlattı. Diğer arkadaşlar dedi ki bu olayda Said'in suçu yok. Çocuk zaten bunu bilmiyor. O bir kere onun başına gelmiş. Bir sürü de para harcamış. Ondan sonra bu noktaya kadar getirmiş. Hakikaten biz itimadımız da geldi. Bu çocuğun hiçbir şeyden haberi yok. Üstüne gitmeye de gerek yok falan. Ama neyse dedi, yine de bir kendi aranızda bu işi çözün, sulh olun falan. Ben dedim ki abi, her ne kadar bu işte benim mesuliyetim olmasa da sizin gönlünüzü razı edecek bir şey varsa yapayım. Dedim ki ne yapmak istiyorsunuz bu arabaya? Kardeşim biz bu arabanın göğsünü değiştireceğiz. Bu şekilde bu araba satmaz dedi. Airbag'ten yaptıracağız, göğsünü değiştireceğiz bunu dedi. Bu göğsün kaplama olduğu biliniyor falan dedi. Tabii ben o arada da yani ekstradan hani artık o airbag meselesini falan daha önce öğrendik, kaplama. Bu araba da var ya, biz usta olduk yani. Bir araba, bununla ilgili çok meşhur bir söz var arkadaşlar, biliyorsunuz. İp döne döne urgan olur.
Bıyık burula burula gaytan olur. İnsan da sevile sevile şeytan olur derler. İşte ben bu evreleri geçirdim bu arabada. Orada birazcık profesyonelleştik biz. Kaplama nedir, airbag nedir, bilmem ne nedir, müşterinin işte satıcının, alıcının birbirini tavlaması nedir. Bir sürü şeyi, akademiyi biz burada tamamladık yani. Abiler dediler ki biz buna göğüs alacağız, yeni göğüs. Kaç para abi yeni göğüs? Çıkma bulacağız, bilmem ne bulacağız. Airbag şusu busu 50 bin lira atıyorum. Tamam abi ne yapacağız? Yarı yarıya ödeyelim dediler. Ben zaten yanımda para getirdim. Başıma gelecek daha çok biliyorum. Ne olur ne olmaz. Hazırlıklı geziyorum. Hazırlıklı. Artık. Çıkarttım ben parayı. Dedim ki abi dedim bunu burada. Yani artık diyaloğun o kadar uzamamasını istiyorum ki. Yarın birader bizim parayı gönderdin mi noktasına kadar uzamasın diye. O gün bitecekse o masada bitsin diye. Ben çıkarttım masaya koydum. Para, kaç parası o gün anlaştığımız rakam. O şekilde onlar tamam dediler. Sarıldık, kucaklaştık. Abiler ne iyi insanmışsınız lan. Ulan çocuk geldi hep biz birbirimize düşürdü. Şu oldu bu oldu falan. Sarıldık böyle bilmem ne. İşte aracı alan abim biraz duygulandı falan böyle biraz gözü yaşardı filan. Şimdi çok yüklendi bana biliyor musun? Kaç gündür arıyor uyutmuyor beni falan strese soktu bir ton. İşte kusura bakma kardeşim amacım bu değildi bilmem ne abi oldu artık yapacak bir şey yok. Öpüştük seviştik birbirimizi uğurladık gittiler onlar. Hikayenin bittiğini mi sanıyorsunuz arkadaşlar? Psikopat hikaye bu, psikopat. Bu kadar olay yaşadıktan sonra olayın böyle bitmesiyle beraber benim kafamda bir şey şüphele uyandı. Ben bunu başka arkadaşlarıma anlatıyorum. Sağda solda konuşuyorum falan. Bir kafamda şüphe uyandı. Biri dedi ki bir arkadaş Sait dedi bu arabanın dedi İstanbul'dan dedi gelirken bozulduğuna emin misin dedi. Bak. Ulan kafama şüpheyi soktu. Bu adamlar videonun ta başında, hikayenin en başında. Şimdi dedim ya bazı yerler anlamlı gelecek size hikayenin sonlarına doğru demiştim ya. Hikayenin en başında bunlar. Abi yolda kaldık Isparta'nın girişinde gel bizi al dediler ya bana. Gittim. Hatırlarsanız bir şey anlattım. Isparta'nın İstanbul'dan giriş caddesi değil de bir paralel cadde var. Bunlar paralel caddede kalmışlar. Ben arabayı çekiciye yüklerken onlar yolda kaldığında esnaflar bakıyordu. Oradaki esnaflar seyrediyordu bize. Ben arabaya bindim. Aradan kaç ay geçti artık? 3 ay mı geçti? Ne geçti? Gittim oraya. Esnafların yanına. Arkadaşlar esnaflara dedim ki abi selamünaleyküm aleykümselam. Çayınız çorbanız var mı? Var abi içelim. Muhabbet ediyoruz falan. Abi dedim bundan yaklaşık 3 ay önce falan işte. Burada sizin dükkanın önünde bir tane Range Rover arabayı çekiciye bindirmiştik dedim. Böyle bir şey hatırlamıyor musun? Hazırladık kardeşim ya dedi. Hazır mısınız arkadaşlar? Olaya bak ya. Dedim ki abi bu araba nasıl bozuldu? Bu süreci gördünüz mü? Esnafsınız ya gözünüz içti mi? Abi dedi biz zaten onu anlamadık dedi esnaf. Diyor ki adamlar geldiler çekiciyle arabayı oraya indirdiler yolun ortasına. Ondan sonra 15 dakika sonra sen geldin başka çekiciye bindirdiniz götürdünüz arabayı. Biz de esnaf olarak birbirimize düşünüyoruz. Ulan bu adamlar çekiciyle önce arabayı indirdi sonra bindi. Acaba çekici mi bozuldu? Çekicinin benzini mi bitti? Niye çekici değiştiriyorlar bunlar? Biz de onu düşünüyorduk dediler. Al. Meğersem araba İstanbul'dan Isparta'ya kadar zaten çekiciyle gelmiş. Yolda atılan fotoğraflar falan arabanın iç direksiyonundan bana WhatsApp'tan gelen fotoğraflar falan. Bir tanesinde direksiyonun orayı çekerken çekicinin kasal kamyonun kafa tarafının bir kenara az bir şey çıkmış. Onu falan hep sonradan keşfettim ben. Hey yavrum hey ya. Buraya yazıldı mı arkadaşlar önüne geçemezsin. Evet enteresan bir hikaye. Bu hikayeden alınacak çok fazla ders var sevgili arkadaşlar. O yüzden araç alım satım işiyle uğraşanlar varsa çevrenizde mutlaka bunu gönderin. Paylaşın. Veya araç alacak arkadaşlarınız varsa bazı konularda dikkatli olmaları var. Çok ince nüanslar var bu videoda. Daha dikkatli olmak adına paylaşın ki insanlar burada bizim düştüğümüz hatalara düşmesinler. Neden? Benim bu videoyu anlattığım zamandaki ben bugün birçok insanın araç konusunda acemi olduğu bendim. O yüzden birçok kimseye faydası dokunabilir. O yüzden arkadaşlarınızla bunu paylaşmayı unutmayın. Ve sevgili arkadaşlar eğer videonun bu saatine, dakikasına kadar geldiyseniz çok ciddi bir zaman geçirdik karşılıklı. Kesinlikle abone olmadan, videoyu beğenmeden, o zil bildirim o dın dın şeylerini açmadan videodan çıkmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İnşallah hiçbir şekilde sizlerin başına buna benzer olaylar gelmesin. Güle güle.